Şöyle bir bilgi var Ahmet Hakan, onu söyleyeyim. Şimdi düştü bazı İran kaynaklarına. İran Hava Savunma Kuvvetleri yüksek alarm durumuna geçti Ha. diye bir son dakika düştü Tamam, benim orası da telefonuma. mesajı almış. Ama bu bugün de çok konuşuluyordu zaten. İran Hava Savunma Kuvvetleri yüksek alarm durumuna geçti. Şimdi bazen internet gidiyor benim telefonumda. Şimdi sizin sorunuzu duyarken böyle bir bilgi paylaşıldı. Ama zaten gün içinde de İran ordusu teyakkuzda olduğuna dair her zaman hazırız diyordu ve İran haberlerinde de böyle görüntüler de servis ediliyordu. Ama şu an böyle bir son dakika, bir flash olarak geçildi. İran Hava Savunma Kuvvetleri yüksek alarm durumuna geçti. Yani ordu teyakkuzda, ordu alarm durumda. Sahaya baktığımız zaman burada yani tekrar söyleyeyim, herhangi bir olağanüstü bir durum, bir sıra dışı bir şey yok. Her şey normal akışında gidiyor. Şu an yani sokaklarda insanlar tedirgin görmüyorum açıkçası. Onu söyleyeyim ama zaten cumartesi gününden bu yana İran'ın İsrail'e yapmış olduğu 300'den fazla füzeli saldırı, hani İsrail'e göre hiçbir zarar vermedi bize. İran'a göre %60'ı düştü deniliyor. İki taraf da Abdullah Bey, kendince bu haberleri yorumluyor ve kamuoyuna bu bir sunuyor. son dakika Ama Fulya'nın şunu verdiği söyleyelim bilgi. ki Evet. Şu İsrail'in anda ben de savaş gördüm. kabinesinin Alarm durumuna geçmiş. Ya Fulya bir dakika. Ama devamında şu da var. Çok özür dilerim Ahmet Bey. İran Genelkurmay Başkanı Herci Halev bu saldırı asla yanıtsız kalmayacak demiş az önce. Yani şimdi iki tane verdiği yanıtı ya İran. İran diyor. Ha? İsrail mi İran mı? İsrail. Ha İsrail yanıtsız evet, evet. Ben bu saldırı yanıtsız şimdi kalmıyor. Fulya bir son dakika gelişmesi İsrail, aktardı. Evet, İran diyor İsrail alarm verdi diyor. Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi. Evet, evet. Evet. Bir şeyi merak ettim ben. Şimdi tabii İran'da sokaklarda dolaşırken bu yüksek alarmı göremez Fulya. Ne demek yani? Yeni saldırı alarmı ne demek? Bu tamamen İran silahlı kuvvetleriyle ilgili bir alarm mıdır? Ya yani teknik bir şey soruyorum şimdi, iki cümleyle. Yani İran İsrail gibi bir ülke değil. İsrail 21 bin kilometre karelik bir ülke. İran 1 milyon 650 bin kilometre karelik bir ülke. Yani çok daha büyük bir ülke. Çok daha büyük. Yani İran'ın... Ne demek istiyorsunuz? Alarm ne demek? Şimdi, bu son dakika gelişmesinin anlamı ne? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani İsrail'de İran'ın yaptığına benzer bir yaklaşımı sergiler. Eğer bir saldırı yapacaksa. Ama İsrail eğer İran'a bir saldırı yapacaksa. Yani İran ne yaptı? Sivilleri hedef almayacak tarzda Golan Tepelerine ve Necef Çölü'ndeki askeri üslerine bir saldırı yaptı. Yani Hagari'nin çok seçeneğimiz var ne demek? Cevap. Önce şu son dakika gelişmesini bir anlayalım. Ha, yani ne demek yani? Alarm ne demek? Yani alarm vermesi hava savunması füze sistemlerinin aktif hale gelmesi. Var mı İran'ın? Tabii var. Füze mesela demir kubbesi gibi bir kubbesi var mı? Yani öyle demir kubbe gibi etkili bir hava savunma füze ağının olduğunu öngörmüyor. Öyle bir şeye ihtiyacı da yok. Yani 1 milyon 600 bin kilometre kare demir kubbe, şimdi, her taraf demir kubbe. Ama adam atarsa füzeyi ne yapacak şimdi peki? Şimdi kritik tesislerini Tahran falan olacak gibi bence. Yerleri koruyacak. Kritik tesislerini. Ha, şeyleri. Şimdi Doğu Bey diyor ki yani kritik bölgeleri. Tahran'ı koruyor. Yani o kadar geniş bir arazi ki İran'la İsrail arasındaki Abdullah Bey de çok önemli bir şeyi söyledi. İsrail avucu içi kadar yer. Küçük orayı demir kubbeyle yani korursun. Orayı yerle bir etmek de kolay aslında. Yani İsrail ile İran'ı uzun süreli bir savaşa sürüklerseniz İsrail yenilir. Zaten Haaretz öyle diyor. Yani İsrail'in en önemli gazetesi. Biz yenildik diyor. Ve İsrail'in bir takım emekli komutanları da diyor ki biz bu savaşı kaybettik diyor. Yani biz burada 2-3 gündür başka bir şeyden bahsediyoruz ama dizginlemeye çalışması Amerika'nın da bu savaş uzadığı zaman veya büyüdüğü zaman İsrail ve Amerika'nın kaybedeceğine işaret ediyor. Doğu Bey bunu tartışacağız. Evet, evet. Yani işin bu kısmını. Affedersiniz. Ama hani şu sonuçta İsrail İran'a saldırırsa ki tehditler evet. devam ediyor. Melik de okudu, Fulya da söylüyor. Alarma da geçiliyor. Benim derdim teknik olarak yani askeri olarak bakıldığında yani Doğu Bey aslında güzel bir şey söyledi. Yani nükleer silahları şey yaptı, imal ettiği, çalışmalar yaptığı alanları koruyacak. Önemli askeri tesisleri koruyacak. Şehirlerini. Evet.
efendim? Sivil. Kentleri de tabii korumaya çalışacak ama çok geniş bir arazisi, coğrafyası olması İran'ın çok büyük bir üstünlüğü. O bir avantaj mıdır? Yani ben çok tam büyük o, avantaj. Onu anlamaya çalışıyorum. O geniş arazide sen nereyi vuracaksın? O araziyi kullandığı zaman savunmada. İran'a saldıran birinin hedefini iyi tespit etmek zorunluluğu var. O da, ama o da o hedefini yayabilir. Yani o hedeften hedefini yayarak kendini savunabilir. Alarm ne demek? Tekrar ediyorum. Şimdi şöyle bir cümle kurayım. Bizimle kıyaslayalım isterseniz. Daha iyi anlaşılır. Şimdi biz S-400'leri alıncaya kadar S-400'leri neden aldık? Bir askeri gereklilikle aldık. Bir savunma gereklilikle aldık. Çünkü bizim bu tür saldırılara karşı kendimizi savunacak bir hava savunma füze sistemi ağımız yoktu. Yani katmanlı, kademeli bir savunma ağımız yoktu. İran'ın var mı? Şimdi İran'ın o Rus menşeli veya kendi imal etmiş olduğu bir takım sistemlerini görüyoruz. Yani bu saldırı öncesinde, yani İran'la İsrail arasında gerginlik ortaya çıktığı zaman İran'ın elindeki hava savunma füze sistemlerinin kritik tesislerin etrafına konuşlandırıldığını, bazı havalimanların etrafına konuşlandırıldığını İran'daki hareketlilik üzerinden okuduk, gördük. Şimdi ne yapacaklar? Şimdi İran'ın bütün İran karasalını, bütün sınırlarını dört bir yandan ve kademeli olarak derinlikte koruyabilecek alçak irtifa, orta irtifa, yüksek irtifa hava savunma füze sistemi ağı yoktur. Buna ihtiyacı var mıdır? Bence buna da ihtiyacı yoktur. Çünkü Doğu bu kadar büyük bir alanı korumak için bu muazzam bir yatırıma karşılık gelir. Ya tamam, kritik yerleri koruyabilir. Yani neleri? Askeri tesisleri. Evet. İşte, kamu binalarını. O zaman alarma... Hameneyn'in yaşadığı alanları. Alarma geçmek demek o kritik bölgelerde ki savunma sistemlerini aktive etmek demek. Şimdi Ahmet ne demek yani? Şimdi şöyle bir teknik durum var. Siz hava savunma füze sistemini aktif hale getirdiğiniz an vurulabilir. Şimdi bu teknik bir mesele. Tamam, onu tekniğe girmeyelim. Yani, ne demek alarma geçmek? Yani onlar müteyakkızlar. Yerlerindeler, şeyler başında, personel başında. Yani herkes bekliyor. Hatları, yani İran'dan, İsrail'den veya başka alanlardan İran'a karşı bir saldırı olduğu zaman teknik kabiliyetler çerçevesinde bu füze sistemleri aktif hale getirecekler ve vurmaya çalışacak. Teyakkuza geçti o zaman. Ama İran. Başka bir şey daha olacak. Füze atanlar füze sistemlerini de hedef alacaklar. Anladım. Teyakkuza geçti yani. O demek bu. İran teyakkuza yeniden geçti. Alarma geçti bu demek. Çok sevdiğimiz bir başlık vardır ya, eller tetikte. Eller tetikte. Aynen aynen. Şu anda o durmuyor. Ya bunun Abdullah Bey teknik detaylarını tabii, anlatabilir. O uzun bir mesele de. Ben oraya girmek istemiyorum. Sadece mevzuyu anlamak için sordum. Fulya, böyle bir siren sesi falan çıkmaz herhalde. Bu onun için çok abartılı bir şey olur herhalde, değil mi? Siren. Yani halkı uyarırlar. Halk da ne yapar? Güvenli yerlere geçer. Güvenli yerlere. Varsa sığınaklara geçer. Sanmıyorum. Var mı öyle bir siren sesi falan? Fulya. Ahmet Hakan, şu an bir siren sesi yok ama cumartesi günü İran'ın İsrail'e yapmış olduğu saldırıdan sonra da siren hiç çalmamış burada. Onu söyleyeyim size. Bir de şunu söyleyeceğim. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile ilgili siz az önce konuştunuz ya, bu Genelkurmay Başkanı Nevatim hava üssünü ziyaret ediyor akşam saatlerinde. F-35 savaş uçağının önünde açıklama yapıyor ve şöyle söylüyor: İsrail İran'ın attığı füzelere cevap verecek, İran'ın saldırısına karşılık verilecek, demir kalkan harekatına hazırız. İsrail topraklarına bu kadar füze, seyir füzesi ve İHA atılmasına kesinlikle karşılık verilecek. İran, İsrail'in stratejik kabiliyetlerine zarar vermek istedi. Bu daha önce olmamıştı. Açıklamasının satır başları bu. İsrail Genelkurmay Başkanı F-35 savaş uçağının önünde açıklama yapıyor. Hava üssünü ziyaret ediyor. Ve bu açıklamanın ardından bu son dakika düşüyor bu arada. İran Hava Savunma Kuvvetleri yüksek alarm durumuna geçti. Tam benim ne, anladığım, tam ne diyor? Yayınımızı bir daha, dinlerken çok... hava savunma sistemleri aktif hale getirdi. Yani bu konuşuluyor şu an. Tam ne diyor İsrailli yetkili? Onu bir daha okur musun? O çok enteresan da o okuduğun. Hazırlıklarımız tamam. Ya çok ilginç geldi. Evet. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi.
Nevatim hava üssünü ziyaret ediyor ve F-35 savaş uçağının önünde açıklama yapıyor. İran'ın saldırısına karşılık verilecek. Demir kalkan harekatına hazırız. İsrail topraklarına bu kadar füze, seyir füzesi ve İHA atılmasına karşılık verilecek. İran, İsrail'in stratejik kabiliyetlerine zarar vermek istedi. Bu daha önce olmamıştı. Yani satır başı bu. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin yapmış olduğu. Daha sonra bu işte İran son dakikası düşmeye başladı. İran hava savunma kuvvetleri yüksek alarm durumuna geçti diye. Şimdi alarm durumunu biliyorduk da yüksek alarm daha mı başka bir olaydır, işte bir daha mı farklıdır onu anlamadım ama zaten İran ordusu biz hep hazırız, teyakkuzdayız, alarm durumundayız diyor. Ama bu yüksek alarmın boyutu nedir? Bu nasıl bir seviye? Bunu nedir? Esas konuşmak lazım. Yükseğin bir anlamı var mı? Bir yandan da şu da var. Şimdi İsrail'in savaş kabinesi bugün toplandı. Bir açıklama da gelmedi, resmi bir açıklama henüz. Ve yarın tekrar toplanacağı yani konuşuluyor. Hani İsrail kaynaklarından böyle bir açıklama yok. Evet bugün giriyoruz, işte saldıracağız, başlatıyoruz harekatı gibi. Tamam, veya bu savaş kabinesinin almış olduğu karara ilişkin bir detay yok henüz. Hocam orada şey bugün diyor, ben Serdar'la konuştum. Biz karar vereceğiz. Serdar biliyorsunuz İsrail'de. Orada da şu söyleniyordu, Serdar detaylarını anlatır ama... Şey, yüksek alarmın ne anlamı geliyor? Şimdi tabii bu... yüksek demesi ne demek yani? Şimdi bu, tartışacağız meseleleri de. Yani şimdi minik minik... alarmı seviyeleri var. Şimdi, yüksek olunca ne oluyor? Yani bütün personel teyakkuz duruma geçer, birlikler araziye çıkar. Yani savaş pozisyonu alırlar. Yüksek o demek. Tabii en yüksek o. Yani şimdi mevzilerine girmeleri ve savaş pozisyonu almaları. Şimdi bu anlamda biraz önce söylemiş olduğunuz cümle önemli. Eller tetikte. Yani herkes İsmail artık Bey'in söylediği mevzisinden ayrılamaz, görev yeri başından ayrılamaz, izne gidemez, gece gündüz mesaisi peki, olmaz. Birlik artık 24 saat. İsrail Genelkurmay Başkanı'nın bir F-16'nın önünde açıklama yapmasının bir sembolik bir şeyi var mı? Yani bu F-16 ile mi saldıracağız demek istiyor? Yani ne demek bu? Yani o F-35'ler biliyorsunuz o F-35 vurdu. Yani o üst F-35'lerin yakınına düştü. O hani bahsetmiş oldukları balistik. Şimdi oraya gidiyor. Oraya ziyaret ediyor. Orada o işte muhtemelen o hangar. O hangarın önünde sembolik bir işte Genelkurmay Başkanı olarak mesajını veriyor. Sen diyor herhangi bir zarar veremedin ama buna cüret etmem bile bizim için diyor. Bir misillemeyi gerektirir. Yani tabii bu çok önemli bir gerekçe ama çok daha fazla gerekçe var artık İsrail'in elinde. Yani şimdi... Tamam onu konuşacağız. Konuşacağız tamam. Yani işin o kısmı da önemli aslında. Bu daha önce görülmemiş şimdi, bir durum. Daha önce yaşamadı. Noktalara yani İran'dan. Önemli. Şimdi İran... Ama ilk kez oluyor. Devrim ne zaman oldu? 79'da mı? 79. 79. İlk kaç kez sene oluyor? 21, 44. 44. Şimdi 45 yıllık bir süreçte İran anti-İsrail bir rüzgar estirdi. 45 yıldır İran'dan İsrail'e herhangi bir saldırı olmadı. 45 yıl sonra ilk kez böyle bir şey oluyor. Yani o dronları atarken konum dağıttılar. Yani kimliklerini gizlemeden kendi topraklarında attıklarını ilan ettiler. Hadi. Yani kendi topraklarından ilk defa saldırdı. Evet, ya kendi böyle topraklarından ve kimliğini gizlemeden. Tabii. Asya'ya cevap veriyorum. Vekalet kullanmadı. Hayır. Hizbullah'a havale etmedi. Husiler yok, Hizbullah yok, Şii milisler yok. İlk kez doğrudan İran ordusu. Tamam, İsrail de diyor ki sen diyor ilk defa böyle bir şey yapıyorsun. Ama benim anlamadığım şey şu. Bana ya, böyle ölün diyor değil mi? Aynen, diyor ki Ahmet Bey, İran İsrail'in stratejik yeteneklerine zarar vermek istedi. Bu daha önce görülmemiş bir durum. Peki siz gidip adamların 45 yıldır görülmemiş bir şey. Ama siz gidip adamların elçiliğini vurursanız, yani elçilik demek onun toprağı demek. Zaten ama savaş ilanı. İsrail mahallenin şımarık çocuğu. Ama savaş ilanı bu. O her şeyi yapıyor. Onun yapmaya Golan'a atmıyorsun. İsrail'de. Öyle değil mi Doğu Bey yani? Mahallenin şımarık yaptın. Yeni cepheler açmak istiyor. Amerika yeni cepheler açılmasını istemiyor. O da dur diyor. Durdu çünkü ama yeni cephelerin açılması. Şey aleyhlerine. Yani, Türkiye'de dahil olur, Çin'de dahil olur, diğer Orta Doğu ülkeleri dahil olur, Rusya olur. Anlamadığım şey o zaman, şu, az önce Yunus da başları belaya girecek tabii. Şimdi öyle bir tablo çizdi, evet doğru. Yani Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken Hakan Fidan'la görüştü. William Burns, İbrahim Kalın Asya'yı başkanı.
Şimdi o açıklamalara baktığımızda İran bizim açımızdan konu kapandı. Amerika diyor ki evet konu kapansın. Sulh, itidal diyor. İsrail cevap vereceğim diyor az önce işte vuracağız diyor. İsrail konuyu diyor. Kapatmak istemiyor. İstemiyor. Tamam ben de diyorum ki Amerika'ya rağmen İsrail bunu nasıl yapabiliyor? Bir Amerika'yı da çekmek Ahmet Bey, istiyor. Efendim, ben bir şey Amerika yalnız bırakmıştı İsrail'i. Bakın, ama Amerika'ya şimdi, rağmen nasıl yapabiliyor? Bu olay işte Amerika'yı zorluyor. Çünkü en sonunda İsrail bir cepheye savaşa girdiği zaman Amerika'yı mecbur eder. O Netanyahu'nun politikası. Ya onu savunacağını biliyor. Biliyor. Netanyahu Amerika'yı ve Avrupa'yı da işin içine çekecek ataklara girişti. Bu macera tabii aslında şimdi, ama Doğu Bey öyle bir gerçekten söyle. Macera. Abdullah Bey, Doğu Bey, Melik Bey bu bir tiyatro muydu? İran başardı mı? Başardıysa neyi başardı? İsrail'in eli mi kuvvetlendi? Amerika samimi bir şekilde olayın yayılmasını istemiyor ve durdurmaya mı çalışıyor? Melih'in sorduğu soru. Hepsini bu bölümde konuşacağız. Kısa bir aradan sonra, reklamdan sonra bunları tartışacağız.